Evet, UWB, Dünya Güreş Birliği sadece biz değil, onun da yürekten kabul ettiği, saygı duyduğu bir değer. Yasemin Adar ve olimpiyatlarda sonuna kadar, bu benim sloganım. Çünkü çok sevdiğimiz milli takım kaptanımız, Türkiye Güreş Federasyonu Kadın Güreş'ten sorumlu As Başkanı ve tabii ki Balıkesirli, Gazi Osman Paşalı Yasemin Adar. Özellikle kaptan, yürekten kutluyorum. Seni anlatmak bizim için hem keyif, ancak çok ciddi bir operasyon, bir tık ameliyatı belde, evet. Ve sonrasından gelen Avrupa'da 7. madalya. Yasemin Adar hem herkesin kapısını sonuna kadar açtı. Türk kadının sosyal olgusunda bir kez daha özgüvenini minderlerde empoze etti, bir marka oldu. Dünya markası oldu, olimpiyat markası oldu. Şimdi Avrupa'dan döndük. Önce kısa bir Avrupa değerlendirmesi, sonra Yaşar Doğu ve kalifikasyonlar Azerbaycan, hı hı. Senin için çok önemli. Evet. Neler söyleyecek Yasemin Adar? Yasemin Adar yiğit. Evet. Romanya'da, Bükreş'te gerçekten Türk kadın güreşini en iyi şekilde temsil edip tarih yazdık. Biliyorsunuz ki artık bize ikincilikler, üçüncülükler artık hoş karşılanmıyor. Her zaman şampiyon olmayı hedefliyoruz. Hatta biz buradan giderken de hocalarımızla beraber konuşmuştuk. Takım halinde şampiyon olmayı hedeflemiştik. Ama maalesef takım halinde 5 puanla Ukrayna bizi geçti ve takım halinde ikinci olduk. Ama bu demek değil ki tarih yazmadık. Tabii ki de tekrardan tarih yazdık. Eskiden geçmişte sadece 2 tane Avrupa şampiyonu en fazla alabilmiştik. Bu kez 3. kez 3 tane altın madalyaya sahip olduk. Takım halinde ikinci olduk. Ben bireysel anlamda 7. kez Avrupa şampiyonu oldum tekrardan. Buse Tosun arkadaşımız şampiyon oldu. Nesrin Baş şampiyon oldu. Evin Demirhan ikinci oldu. Zeynep Yetkil üçüncü oldu. Gerçekten takım halinde birlik ve beraberliğimiz çok güzeldi. Oraya gittiğimizde bizim tartıdan önce bir antrenman yapıyoruz. Nabzımızı yükseltmek amacıyla. Orada gerçekten takım olduğumuzu, birlik beraberliğimizin çok üstün olduğunu gördüm. Çünkü baktım ki diğer ülkeler bize gıptayla bakıyor. Herkes işte nasıl hazırlandığımızı soruyor. Çünkü tamamen birlik beraberliğimiz çok önemli. Bir arkadaşımız kilo düşüyorsa hemen ona yardımcı oluyoruz. İşte masaj yapılması gerekiyorsa masaj yapıyoruz. Yani birebir hepimiz ilgilenmeye başladık. Ve tamamen bir aile takım ve Türkiye takımı, Team Türkiye olarak oradaydık. Gerçekten çok güzel duygular yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz aslında. Kadın güreşi artık 2016 yılından bir ivme başladı. Böyle artık sayısız madalyalar devam etmeye başladı. Artık hani ben tek değilim. Sağ olsun benim yükümü almaya başladı sporcu kardeşlerim. Harika. Gerçekten de bu konuda onlara çok teşekkür ediyorum. Bir de zaten biliyorsunuz ki işte sakatlık sürecinden geldim. Bu benim için çok önemliydi. Benim geri dönmem, işte güzel bir şekilde geri dönmem gerekiyordu. Ve muhteşem oldu, evet. Gerekli kişilere cevap vermem gerekiyordu çünkü rakiplerime karşı. Harika. Ve sonrasında da şimdi Yaşar Doğu turnuvası var önümüzde Antalya'da. Ve arkasından da benim için çok önemli olan tabii ki de kalifikasyonlar var Azerbaycan'da. Benim öncelikli amacım şu anda kalifikasyonlarda kotayı alıp 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmak ve orada da altın madalya almak. Evet. Bu arada çok sıkıntılı geçen bir operasyon vardı, sağlık operasyonu. Bunun üzerine dönüşü muhteşem oldu Yasemin Adar'ın. Türkiye'yi aşan bir Yasemin Adar var, UWB'nin. Yani listesinde önemli bir isim. Dünyanın Yasemin Adar'ı var, olimpiyatların Yasemin Adar'ı var. O süreci nasıl geçti? Yani o sıkıntılı süreci, bir de kotaya girmedik. Yani bu da bir seni riske etmeden bir strateji vardı. Sayın Doktor Şeref Eroğlu ve yönetim. Evet. Siz de yönetimin hem idari yönündesiniz hem de sportif yönündesiniz. Aslan Mehmet abi ben... Bu çok önemli diye düşünüyorum. Yani tabii ki de zor bir süreçti. Çünkü dünya şampiyonasına katılamamıştım sakatlığımdan dolayı. Konuştuk, işte doktorlarla beraber, fizyoterapistlerle beraber iletişim kurduk. Ve sonrasında operasyon geçirmem gerekti. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. 6 ay boyunca, yaklaşık 3 ay boyunca Eryaman Tohum Merkezi'nde tedavi gördüm. Sonrasında zaten işte daha yeni yeni mindere adım atmaya başlamıştım. İkinci kampımda işte hocalarım dedi ki sen işte gayet kendine iyi bakmışsın, gayet de sağlıklısın. Bence Avrupa Şampiyonası'na gitmen gerekiyor ve 7. kez Avrupa Şampiyonu olacaksın demişlerdi. Ya ben açıkçası çok inanamamıştım kendime. Dedim ki hocam çok ağır bir sakatlık geçirdim. Gerçekten hani çok da zorlanacağım diye düşünmüştüm. Ama çok şükür işte alnımızın akıyla da şampiyonayı geride bıraktık şampiyon, evet, olarak. Şimdi ekip istişareler çok önemli. Ekip duruşu, yani ben bilirim yok, biz bilirim var. Ama yürekten kutluyorum. Bu da önemli bir empati kültürü. Buradan artık tüm Yasemin Adar yiğit severlere bir mesajı nedir? Çünkü çok büyük bir hayran kitlem var. Afyon Karahisar'da, evet, o U17 genç U20. Yıldız kızlarımıza sordum.
Evet. Yani olmaz böyle bir şey. Yasemin Adar. Türbünden sonra kim? Yasemin Adar. İdol olan bir Yasemin Adar var. Allah nazar değdirmesin. Aynen. Buradan mesajın nedir? Tüm Yasemin Adar yiğit severlerini, kadın güreşi sever Türk milletine. Ben yenile yenilenmesini öğrendim. Öncelikle hemen ilk yenilgiye uğradıklarında pes etmesinler. Azmesinler, çalışmaya devam etsinler. Çünkü hiç kimse doğuştan şampiyon olarak doğmuyor. Benim de işte çoğu kez madalyamın gittiği zamanlar oldu, üzüldüğüm zamanlar oldu. Ama hiç asla pes etmedim. Bir de çok fazla bir ön yargı var toplumumuzda maalesef. Bu sporu yapmamam gerektiğini veya yapamayacağımı söyleyenler çok oldu. Ama ben onlara hiçbir şekilde aldırış etmedim. Hayal kurdum. Onlar da hayal kursun ve hayalleri için mücadele etsinler. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah nazardan saklasın. Çok ciddi bir antrenman sonrasında dedim ya, Yasemin Adar yiğit, ama benim sloganım her zaman o. Bizim yüreğimizin Yasemin Adar'ı kapıları sonuna kadar açtı. Yapamaz diyenlere onlar şimdi tebessüm gülüyorlar. Bravo diyorlar. Yanında olanlar var. Sadece tebessüm ediyor Yasemin Adar. Dediğimiz gibi güzel bir sloganla kapatalım. Yasemin Adar Türk, dünya ve olimpiyat güreşinde sonuna kadar efendim.